Selamlar arkadaşlar. Şimdi GEO incelemesine geçelim. Önümüzdeki dönem iyi gidecek olan GEO'ları inceleyeceğiz. Ancak nasıl inceleyeceğiz? Benim yatırım felsefeme göre inceleyeceğiz. Bakın burada bir bakın bakalım hangileri iyi, hangileri kötü. Burada bazıları iyi, bazıları kötü. İşte o kötü olanları biz şu an eleyeceğiz. Daha iyi olanlar kalacak. Yani en iyiyi bulmaya çalışmayacağız arkadaşlar. Şimdi bakın burada kötü olanı ben size söyleyeyim. Emlak konut GEO kötü. Niye? Benim yatırım felsefeme ters. Niye peki ters? Şundan dolayı ters arkadaşım. Bakın burada. Şundan dolayı ters. Bunların elindeki gayrimenkuller yok. Elinde gayrimenkuller yok. Gayrimenkullerini satmış. Bakın burada potansiyel var diyor. Stok yapmış. Ne yapmaya çalışıyor? Tekrardan gayrimenkul üretmeye çalışıyor. Tamam mı? Biz ne dedik? Böyle bir enflasyonist ortamda malını satıp da tekrar mal üretip de oradan kar yapmayı beklemek ahmaklıktır dedik. Bu o işi yapmaya çalışıyor. Peki bunu şu şekilde bakın ben sadece birkaç hisseyi incelemedim. Bakın bu emlak GEO'ların hepsini inceledim. En iyi kalanları buraya en iyi yani ihtimal verdiklerim iyi olduğunu düşündüklerimi buraya bıraktım. Böyle stokları çok yüksek olan ve güzel gibi gözükenleri de bıraktım. Onları nasıl eliyorum size anlatmak istedim. Bakın ne dedik? Böyle bir bakın şurada 30 tane belki şirket var. Bunların hepsini eledim ben. Siz görmediniz arkadaşlar. Ben bunun çalışmasını yaptım zaten. Burada size bilgi amaçlı bakın burada emlak konut benim felsefeme ters. Niye ters arkadaşım? Çünkü adam evlerini satmış. Bakalım. Bakalım emlak konut. Bakalım arkadaşlar. Emlak konut geliyor. Bakalım satmış mı? Satmış. Bakın görüyor musunuz mu? Satışlar güzel. Fabrikleri de güzel. Net karları da güzel. Yani elden gitmiş bunlar. Siz bu şirket net kar açıkladı diye, güzel para kazandı diye bu şirketin hissesine ortak olursanız arkadaşım ileride çok güzel elinize verirler. Ben bunu hatırlıyorum bu hisseyi. 2017'de 3 liraydı bu. Şeye gelince 0,90 liraya geldi. 0,90'larda 1'lere geldi. Ya 1,1'di ya 0,90'dı. Yani Covid'de aldım ben bu hisseyi hiç gitmiyor. Mübarek şey gibi ne o? Beton gibi hiç değişmiyor. Asla değişmiyor. Sabahtan akşama kadar aynı duruyordu. Dolayısıyla arkadaşlar biz o günleri gördük. 3 liradan alanları gördük. Anladın mı? Anladık değil mi? 3 liradan alanları gördük hisseyi. Sonra nasıl 1 liraya hissenin düştüğünü gördük. Onun için böyle çok güzel karlar açıklıyor diye gidip böyle bir hisseye ortak olursanız sonra yandım ben anam dersiniz. Tamam mı? Bunu geçiyorum şimdi. Niye ortak olmayacakmışık? Önümüzdeki seneye kadar enflasyon var. Bu enflasyonda malını kaptırıp da mal üreteceğim diye katlanan maliyetleri işte cebinden çıkan parayla ödeyip de yani inşaat maliyetleri sürekli katlanıyor arkadaşlar. Ondan sonra oradan kar yaparım diye hesap etmek akıllılık işi değil. Onun için bunun yaptığı iş bize ters. Bunu siliyorum. Zaten bakın her şeyini tüketmiş, sata sata tüketmiş. Gayrimenkul kalmamış. Ya kalmamış dedim. Varlıklarına göre kalmamış. Yani bu şirket çok büyük bir şirkettir. Elinde vardır yine gayrimenkul ama varlıkları bazında bakıyoruz biz. Yani saymıyoruz. 1, 2, 3 diye saymıyoruz. Toplam varlığı ne? O varlık içinde yüzde kaçı kalmış bu gayrimenkullerin? Buna bakıyorum ben. Bu gayrimenkullerini satıp karını realize ettiği için bu şirket benim için negatiftir. İstediği kadar stok yapsın. Zaten stok yapması gerekiyor. Bütün malları sattıysan onu stoğa çevirip oradan tekrardan gayrimenkul üretmen gerekiyor. Stok yapmazsan artık o işi bırak git demektir. Tamam mı? Bakın bak nasıl sildiğimi anlayın. Hani yatırım felsefesi diyorum ya bu boşuna size anlatılmış bir şey değil. Mesela Kiler GEO dedik beğeniyoruz dedik bir hafta önce. Bu arada bir hafta önceki beğendiğim hisseler bugün beğenmiyor olabilirim. Çünkü bir hafta önceki benle bugünkü ben aynı değil. Çünkü ben son 2-3 gündür çok ciddi araştırmalara girdim. Gayrimenkullerin altından girdim, üstünden çıktım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Şöyle kitap üzerinde çok iyi araştırmalar yaptım. Ondan sonra
stoplu gayrimenkulleri beğeniyordum. Bugün beğenmemeye başladım. Çünkü benim yatırım felsefeme ters. Yani bunların stok yaptığı şey, ben zannediyordum ki inşaat stokluyorlar. Hayır, ev stokluyorlar, daire stokluyorlar. Hayır, onları stoklamıyorlarmış. Bunlar herhalde malzeme stokluyorlar ki daire yapmak için. O benim yatırım felsefeme ters kardeşim. Yani çok büyük stok yapıyorsan çok büyük daire işine giriyor anlamı verir. Bu da bu enflasyonist ortamında o daire işine girmek ileride kazancını törpülemek demek. Kârların gitmesi demek. O benim şeyime ters. Bugün malını satıyorsa arkadaşım, ben buna sevmem yani. Kâr açıklıyorsa ben bunu sevmem. Malını satmıyor da zarar açıklıyor da bilançoda, benim için çok daha hoşnuttur. Önemli olan mal. Elinde mal var mı? Daire var mı? Arsa var mı? Ben ona bakarım. Tamam mı? Niye? Ben elde tutuyorum. Sen de elde tutuyorsan benim felsefemle paralel gidiyorsun demek. Tamam. Şimdi bakıyoruz. Kiler GEO'ya bakıyorum. Stoklar %28. Tamam. Duran varlık toplam varlığın içinde çok az. Allah Allah. Gayrimenkuller. Evet. Gayrimenkuller çok az arkadaşlar. Stokla bu iş yapmaya çalışıyor burada arkadaşlar. Yani iş yapmaya çalışıyor. Kendini nasıl bitirebilecek bilmiyorum. Yani şeyleri de az. Bakın görüyor musunuz? Öz kaynakların içinde gayrimenkul oranı da az. Yani bunu da beğenmedim. Stokların var ya, bu iş yapmaya çalışıyor. Stoklamış. Bunu da beğenmedim arkadaşlar. Geçen hafta beğeniyordum stokları var diye. Ben o stokları yanlış biliyormuşum. Ben onları şey gayrimenkul stoku diye biliyormuşum. Artık bilançolara da daha iyi hakim oldukça onların öyle olmadığını öğrenince onları siliyorum artık. Kusura bakmayın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yavaş yavaş şu stoklulara bakıyorum. Bir de stoksuzlar var. Stokları az olanlar var. Şimdi bu neydi? Vakıf GEO'du. Viking aklıma gelmiş. Nereden gelmişse Vakıf GEO. PSG GEO. Bunun da stoku var. Diğerlerinin stoku çok az. Çok önemli. Hani diyorum ya, stoku %10 seviyesinde. Yani yapacağı inşaatı %10 seviyesine indiriyorsa, yani 11 100 birim inşaat yapmayıp da 10 birimini yapıyorsa, yani kendi mevcutiyetinin %10'uyla inşaata devam ettirmek, %90'ında var olan menkulleri tutmak asıl amaç. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl biz borsa düşerken çıktık çok küçük, sonra düştükten sonra çok küçük bir miktar girdik, daha da düştü ya, işte bu mantık olmalı. Yani burada gayrimenkul geliştiriyor ama şu an öyle bir ortam ki o işi yaptıkça zarara gireceksin. Onun için o %10 gibi bir, hani yapmanda bir şey görmem ama %90'da tutmak gerekiyor. Ha, zarar yapacaksın, yapacaksın kardeşim. Zarar yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Yani cepten yiyeceksin bu süreçte. Çünkü enflasyonist bir süreç var. Burada kazanmaya çalışırsan birçok şeyi de kaybedersin. Onun için arkadaşlar bakın, burada incelememize devam ediyoruz. Bu şirkette nasıl bir durum var? Bu şirkette şöyle bir durum var. Duran varlıklar arkadaşlar %61 toplam varlıkları. Yani bunu, yani %40'ı ne peki bunun diye sorduğumda, yani %61 duran varlıksa arkadaşlar, %61'i duran varsa %40'ı neyin? Yani bir şey diyemiyorum burada. Gayrimenkullere bakıyorum, yani elinde tuttuğu gayrimenkul arsadır, evdir arkadaşım. %50, yani varlıkların %50'si gayrimenkul, diğer %50'sini o zaman. Yani diğer %50'sini. İşte burada da stok yapmış. Yani yeni gayrimenkul oluşturmaya çalışıyor. Yani stok demek yeni işlere, iş anlaşmalarına yapıp orada işte çuvalla, işte çimento al, onu al, bunu al, demir al gibi stok koyuyor. Yani yeni iş yapmaya çalışıyor. Yani bu çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani hani diyorum ya, bakın gayrimenkuller %52. Bunun %25'i de stok yapmış adam. Yani ev yapmaya çalışacak. Finansal borcuna da bakıyorum. Çok da yok finansal borcu. Öz kaynağı da %54. Yani PSGEO, şöyle bir bakalım. PSGEO'yu. PSGEO arkadaşlar. Yani bunları incelemek gerekiyor böyle. Kar zarar mı açıklıyor? Bir bakalım. Şöyle bilançoya bakalım. Ne kadarlık bir şirketmiş bu? Toplam 10 milyarlık şirketmiş. Öz kaynağı da 5. Yani şirket 10 milyarsa yarısı öz kaynağı. Normal. İnşaatçılar da hep böyle arkadaşlar geliyor da. Şimdi duran varlıklara baktığımızda 5,7 var. 5,7'nin
4,9'u gayrimenkuller iyi. Duran varlıklar. 4,9'u gayrimenkul ise o zaman bizim hesabımızda tekrardan bakarsak 4,9 gayrimenkul toplam varlık. Yani toplam varlıklar içindeki gayrimenkul. Yani öz kaynaklarda yine ciddi bir şey var. Şimdi tekrardan baktığımız zaman işte burada stoklar var. 2,3 milyarlık stok var burada arkadaşlar. Toplam varlık olmuşsa %25 gibi bir stok tutuyor. Yani arkadaşlar, yani bu, ben tehlikeli görüyorum bu işleri. Yabancı para pozisyonu yok. Tamam. Tehlikeli görüyorum. Yani buradakiler yanlış değil, doğru. Tehlikeli yani. Stoklar %25 ama yani burada stok yapmaması gerekiyor. Yani %25 stok demek ileride %25 konut edinecek demek ve şu anki maliyetlere katlanacak demek. Bu gelecekte olan maliyetler çok enflasyonist bir ortam olacağı için ondan sonra o konutu istediği rakama satabilecek mi? Satması imkanı yok yani. Arkadaşlar, çünkü ondan sonra enflasyonist ortam durmaya başlayınca bir durgunluk oluşacak. Yani önümüzdeki bir sene bir enflasyonist ortam ondan sonra olacak. Ondan sonraki sene bu konutlar ortaya çıkar ancak. Bunu da silelim arkadaşlar. Yani bu stok işini ben hiç beğenmedim arkadaşlar. İşte burada vakıf GYO var. Buna da bakalım. Burada finansal borcu yok. Stokları var bu şirketin. Şeyleri de çok iyi değil arkadaşlar. Yani bakın, gayrimenkulleri %47, yani varlıklarının yarısı gayrimenkul. Yani sen GYO'ysan yarısı gayrimenkulse diğer yarısını yine gayrimenkule dönüştürmeye çalışacaksın. Dolayısıyla %30 stok yapmış adam. Yani varlıklarının yarısını da gayrimenkul tutmak. Yani şöyle düşün. Yani benim gayrimenkuller, varlıkların birçoğu gayrimenkul ya, ben bunları sattığımı düşün. Yani mesela ben bireyim. Şurada ben size tekrardan göstereyim portföyü. Mesela portföy bu ya arkadaşlar. Bu konut arsa gayrimenkul işte. Yani %37, 40'sa %90'a, %90'a yakın paramın gayrimenkulle ben bunları satarsam, beklersem önümüzdeki bir sene tekrardan bunları almaya kalkarsam alabilir miyim sence? Alamam. Bitti değil mi olay? Bitti. Her ne kadar gayrimenkul geliştiricisi de olsam alamazsın arkadaşım. Alırsın, bunların iki katı fiyat verirsin artık. Yani arabayı bilen bugün satarsan seneye alacağım dersen yine iki katı fiyat verirsin. Onun için arkadaşlar, yani bu enflasyonist ortamda böyle stok tutup da çok yüksek miktarda stok bu. Bunu tutup da inşaat yapmaya çalışanlara acıyorum ben. Bunlar şeyi anlamamış, yani bu felsefeyi anlamamış. Yani önümüzdeki enflasyon ortamını anlayamamış demek. Bunu da siliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Anladık değil mi? Olayları anladık. Yani bizim burada önümüzdeki seneye kadar ne yapmak istediğimiz açık. Kımıldamayacağız. Var olan gayrimenkulleri, bakın şuradaki gayrimenkulleri tutacağız. Tutacağız, tutacağız, tutacağız. Yeni işi hiç girişmeyeceğiz. Yeni işe giriştiğin noktada maliyetler deli gibi artıyor. Yani yeni işe artık iki dairelik işe girersen 5 daire parası ödersin arkadaş. Bak ben sana öyle söylüyorum. Yani onun için müteahhitler iflas ediyor. Efendim çok kazanıyorlar. Çok kazandıkları oluyordur ama İflas ettikleri de çok oluyor. Şu an artık inşaatlar dönmüyor. Var olanı korumak mesele arkadaşlar. Var olanı koruyan en çok kazanan oluyor. Tamam mı? Önümüzdeki seneye kadar bu böyle olacak. Ondan sonra enflasyon biterse o gün tekrardan düşüneceğiz. O zaman diyeceğiz ki artık bu GYO'cular böyle böyle, bu GYO'cular böyle böyle yaparsa daha iyi kazanır. Dolayısıyla arkadaşlar profesyonel düşüneceğiz. Şimdi SNGO'ya geldik arkadaşım. Ne yapmış bu? Stok tutmuş. Stokları çok değil, %7 kadar. Duran varlıklar böyle toplam varlıklar diyor. %83 diyor. Gayrimenkuller %74'müş. Yani toplam varlıkların %74'ü gayrimenkul. Ancak arkadaşlar şöyle düşünmeyin. Bakın, hataya düşünüyorsunuz. Efendim %74'ü gayrimenkul, %7'si de işte stok, geri kalanı toplamda %81 ediyor. %20'si de ne diye düşünüyorum değil mi? İşte borç arkadaş, borç almış adam. Bakın %24'te borcu var adamın. Yani adam ne yapmaya çalışıyor? Adam şunu yapmaya çalışıyor arkadaşım. Borç alaraktan işini çevirmeye çalışıyor. Yani bu ne demek? Yani bu şu demek. Bakın mesela benim evim var değil mi? Evim, benim öz kaynaklarım var. Tamam. Adam ne yapmış? Öz kaynaklarının hepsini daire almış. Taşınmaz almış değil mi?
Ondan sonra bu yetmemiş, kredi çekmiş adam. Ondan sonra bir daha daire taşınmaz oluyor. Yani benim 10 dairelik evim var öz kaynağı ama ben 15 tane daire almışım. Diğer 5 daire nasıl alınmış? İşte krediyle alınmış, borçla. Şimdi bakın burada onu gösteriyor. Yani öz kaynakların %100'ün üstünde gayrimenkul oranı. Yani öz kaynaklarının %50 daha fazlası gayrimenkule çevirmiş, orada bekletiyor bu SNG'yi. Olayı anladık değil mi? Yani 10 tane dairesi varsa bunu 5 tane daha almış ama borçla almış. Bakın işte bu finansal borçla alıyor. Bak dolar pozisyonları dolar borcuyla alıyor. Dolar da borcu var şu an, finansal TL de borcu var. Efendim bu o zaman ya satın aldı ya da ürettiği şeyleri satmadı. İkinci şık bence ürettiği şeyleri satmadı. Satmadığı için kâra da geçmedi. Yani net kâr yazmadı. Hep zarar açıklıyor. İnsanlar da kızıyor tabii ki. Yani insanlar niye kızıyor? Bakın göstereyim. Şöyle göstereyim, forumlarını okuyalım. Yani insanlar bir şey bilmiyor. Yatırım yapmış. Yatırım yapmış. Evet, değişik değişik yorumlar. Buradan dönerse, şuradan dönerse o olumlu mu falandı filan da değişik değişik yorumlar. Evet. Şimdi neyse, bu yorumlar çok önemli değil arkadaşlar. Yani bizim demek istediğim şu. Bu var olan satılması gereken yerleri satmamış arkadaş. Yeni başladığı yerlere kredi çekmiş. O yerleri de tamamlamış, yanına koymuş. Krediler duruyor, ödeniyor yani zaman zaman. Uzun vadeli bunların bir kısmı kısa vadeli, bir kısmı uzun vadeli. Ancak cüzi bir miktarda da stok tutuyor. Stok yani işinin muhtemelen kapasitesinin %10'u kadar da işi devam ettiriyor. Mesela bildiğim kadarıyla bunun şeylerde şeyi var, bu Sefaköy gibi yerlerde devam eden inşaatlar var. Onları da sonuna devam ettiriyor. Yani zaten sıfıra indirmek mümkün değil. Bir yani hali hazırda mutlaka bu devam eder. Mesela Kızılyurt'ta var galiba öyle. %10'luk bir devam edeni var ama bunları satmıyor. Satmadığı için zarar yazıyor. Bakın. Göstereyim. Neydi bu? Simpaş. Simpaş. Bakın. Satmadığı için de zarar yazıyor. Bakın zararlar görüyorsunuz değil mi? Bakın. Öz kaynağı çok yüksek değil, borç almayı tercih ediyor şirket. Evet, doğrudur. Borç almayı tercih ediyor. Bizim isteğimiz neydi peki arkadaşlar? Bizim isteğimiz gayrimenkullerini satmasın. Mümkün olduğunca yaptığı işleri azaltsın, stoklarını azaltsın. Çok güzel. Ve ciddi miktarda gayrimenkul biriktirsin. Biriktirmiş mi? Arkadaşım biriktirmiş işte. Bütün cebindeki parasını, kendisine ait olan paraların hepsini gayrimenkule koymuş. Bir de o paraların yarısı kadar borç alıp harçalıp bir daha gayrimenkul biriktirmiş. Cebinde tutuyor bunları. Satmadıkça kâr realize etmiyor. Demek ki gelecekte daha yüksek olacağını düşündüğü için satmıyor. Finansal borcu var, faiz borcu var, dolar açık pozisyonu var. Var kardeşim, dolar açık pozisyonu varsa da yani bunu kapatsa bu sefer stoklardan zam gelecek. Sürekli stoklara zam geliyor. Bununla bunun aynı denk zaten. Mesela diyelim 2 milyar kadar dolar açık pozisyonu var bunun. Şu an mesela dolar %10 arttı. Bunu 200 milyon zarara girdi. Bakın 1,95 milyar TL dolar açığı var. O da %10'a tekabül ediyor şu an. Yani dolar açık dedim. Dolar %10 artarsa bu %10 zarar görüyor. O 2 milyar TL'den yani 200 milyon TL zarar yapıyor. Anladık değil mi? Bakın bu dolar açık bir. Şu an dolar %10 arttı ya, arttı. Bu 200 milyon TL zarar yaptı bu işte. Ama yapacak bir şey yok. Zaten bu stoklara zam gelecekti. Onun için bunu borç alıp bunu aldı. Bir şekilde dengeliyor. Önemli olan burada arkadaşım. Şurada tutabileceği maksimum gayrimenkulü elinde tutuyor mu? Yani tutmasın. Seneye kadar tutsun. Satmasın. Zaten önümüzdeki sene bunları değerlemeye kalktın da bunlar %100 enflasyonda %100 fazla değerleneceği için senin zaten öz kaynaklarını direkt ikiye katlayacak. Anladın mı olayı? Yani öz kaynakları şu an diyelim bunun 10 milyar lira arkadaşım. Bakın öz kaynaklarına bakıyorum 11,4 ya.
Seneye bu 25 olacak. Peki 25 olursa ne olacak? O zaman işte piyasa defter değerleri değişiyor arkadaşlar. Seneye olacak bu. Bakın şöyle göstereyim ben size. Şu an bir 11,4 ya. Bu seneye 25 olacak. Bakın seneye bu 25 olacak. Benim öngörümü size söyleyeyim. SNGO, SNGO. Öngörümü size söyleyeyim arkadaşlar. Yani çok beğendim bir şekilde hareketine devam. Bakın şuraya geldiğimizde, şuraya maksimuma geldiğimizde piyasa defter değeri şu rasyo, ona dikkat edin. Maksimuma geldiğinizde 2'yi görmüş piyasa defter değeri, değil mi? 2'yi görmüş. Tamam. Şu an için piyasa defter değeri kaç? 0,3 kardeşim. Ben bunun nereye gideceğini düşünüyorum. Benim kendi şahsi fikrim bu. Bu yine 2'yi göreceğini düşürüyorum. Ben bunu kaçtan satacağım? Önümüzdeki bir sene içinde 2'ye yine gidecek bu. Ben bunu kaçtan satacağım? Ben bunu piyasa defter değeri 1,8'e geldiğinde satacağım arkadaşım. 1,8'e. Tamam mı? Peki nasıl olacak o iş? O iş şöyle olacak arkadaşım. Bunun şu an 11, bilmem 4 milyar lira öz kaynağı var, değil mi? 11,4 milyar öz kaynağı var. Bu öz kaynaklar 2'ye çıkacak. 2 katına çıkacak. Şu an piyasa defter değeri diyoruz ya. Piyasa defter değeri nasıl hesaplanıyor arkadaşlar? 0,33'te şu an. Piyasa defter değeri şöyle hesaplanıyor arkadaşlar. Ödenmiş sermaye çarpı ödenmiş sermaye çarpı hisse senedi fiyatı diyoruz. Bölü öz kaynak diyoruz. Bakın ödenmiş sermaye çarpı hisse senedi fiyatı. Bu ne demek? Ödenmiş sermaye çarpı hisse senedi fiyatı bölü öz kaynak diyoruz. Biz öz kaynak 2'ye çıkacağı için arkadaşlar, yani bu şu an 2'ye çıkarsa bu 0,33'ü 2'ye bölmen gerekecek senin. Bir de anlatabiliyor muyum? Yani şöyle düşünün. 0,33 ya öz kaynağı. 0,33 bölü 2'ye böleceksin arkadaşım. 0,16'ya düşecek. Bu hisse zaten 0,16'ya hiç gelmemiş. Yani 0,22'ye gelmiş. Bir de ben bunu diyorum ki 1,8'den ayrılacağız biz bununla. O zaman arkadaşım şu an için 0,16 mı? 1,8'den ben ayrılacaksam bundan 0,16'ya bölersem 10 kat kafadan gidecek bu hisse yani. 10 kat. 10 kat 11,2, yani 10 kat gidince ben bundan ayrılacağım. Ne zaman? Şu an diyelim 2 liradan mı? Yani bunu 10 ile çarpacaksınız. Şöyle düşünün. Bakın ödenmiş sermayesi 1,5 milyon TL. Bunun hisse 10 kat gideceği zaman, yani bu hisse 20 TL olduğunu düşünüyorum. Çarpı 1,5 milyar TL ödenmiş sermaye ile çarpıyorum arkadaşlar. Çok mu oldu? Yok. 1 milyon, 1,5 TL çarpı 20 milyon, 30 milyar TL. Yani 20 TL olduğunu düşün. 30 milyar TL. Bunun öz kaynağı da 20 milyar TL olursa, daha bu piyasa defter değeri oranı arkadaşlar bu hisse için 30 bölü 2 oluyor. Yani seneye bu öz kaynakları 20 milyar TL olarak güncellerse ve hissesi 20 TL olursa bunun, o zaman bölü diyorsun, 3 bölü 2 diyorsun. O zaman piyasa defter değeri daha 1,5 oluyor bunun. Yani 3 bölü 2 diyorsun. Bir piyasa defter değeri, pardon, 3 bölü 2 diyorsun. Piyasa defter değeri 1,5 oluyor. Yani ne demek istiyorum ben size? Bugün 2 liradan alan biri SNGO'yu önümüzdeki bir sene içinde 20 liraya satarsa ne oluyor? 20 liraya satarsa 20 çarpı 1,5, bakın tekrar hesaplıyorum. Ya 20 çarpı 1,5, 30. Öz kaynaklarını da 20 sayıyorum arkadaş. 20 saydım mı öz kaynaklarını da? 30 bölü 20 1,5 oluyor. Daha ben 1,8 diyorum size. 1,8'den ayrılacağız diyor. 1,8'den. Evet arkadaşlar. Peki 11 milyarken şöyle yapalım. Öz kaynakları 11 milyarken şeye gitsin. Öz kaynak 11,4 milyarken piyasa defter değeri 2'ye gitsin. Onu hesaplayalım. Yani 11 milyar 4'ken hesaplayacağız. 20 TL'ye giderse şeyi
20 çarpı 1,5 bölü 11,4. Öz kaynak değişmediğini varsayıyorum. Yani daha bilanço açıklanmadı. O yüksek karlar açıklanacak ya önümüzdeki Şubat'ta. O açıklanmadığını düşünüyorum. Ben Aralık ayında olduğunu düşünüyorum şu an. Hissesi 20 lira olduğunu düşünüyorum ve öz kaynağı 11,4. Ödenmiş sermayesi de değişmedi. Yani 30 bölü 11,4 yapmanız gerekiyor. Anladık mı? O zaman 2,63 kat gider. 30 bölü 11,4. O zaman ne oluyor arkadaş? Piyasa o zaman diyor ki 30 bölü 11 diyor. Piyasa defter değeri 2,6 oluyor. O çok oluyor. 2'yi hiçbir zaman geçmediği için o zaman bu 30 olmaz arkadaşlar. 20 de olmaz. O zaman 15 olur. 15 çarpı 1,5 diyoruz. Bölü 11,4 diyoruz. Evet 1,97'ye. Evet arkadaşlar 1,97'ye gidiyor o zaman. Piyasa defter değeri 1,97 oluyor. Hangi şartla? Hisse ederi 15 liraya gelecek. Yani bu hisse 15 liraya gelirse 2 TL'den piyasa defter değeri 2'ye geliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Öz kaynağı hiç artmasın bu sene içinde. Bu sene içinde öz kaynağı hiç artmasın. Sadece şu gördüğü piyasa defter değeri, şurada piyasa defter değeri şeyi gördü ya arkadaşlar. Bakın 2'yi gördü ya. Piyasa defter değeri bakın burada 1,97, 1,98 burada daha yüksek gördü. 2,5'ları gördü. Piyasa defter değeri 2'yi görmesi için bu sene içinde hisse 15 lira olması gerekiyor. Yani şu zirveyi gördü ya bu zirveyi tekrar görmesin demek 15 liraya gitmesi demek. Peki 2 liradan bu hisseyi alan biri 15 liraya giderse bu hisse 15 bölü 2 diyorsun. 2'den alırsa 7,5 kat kazanmış oluyor arkadaşlar. Yani 7,5 kat ne demek onu da söyleyelim. 7,5 kat. Yani 100 bin koyarsan 750 bin olacak bu sene içinde. Yani bu sene sonuna doğru. Peki önümüzdeki sene bilanço açıklanınca ne olacak? O işte 11,2 milyarlık öz kaynak muhtemelen 20 milyar açıklanacak. Hadi diyelim 15 lira ise 15 çarpı 1,1,5 15 çarpı pardon 15 çarpı 1,5 diyoruz 22,5 bölü 22,5 dersek yani piyasa defter değeri 1'e düşüyor. Yani önümüzdeki sene Şubat ayında bilançoyu açıklarsa benim tahmin ettiğim gibi yine yüksek bir meblağ %100'lük bir bilanço açıklarsa piyasa defter değeri 2'den yine 1'e düşecek. Anlatabiliyor muyum? Yine 1'e düşecek. Piyasa defter yani pahalı olmayacak. Yine pahalı olmayacak. Öyle bir şey olacak ki arkadaşlar zaten sene içinde gideceği yer bu 15 üstü olacak arkadaşlar. 15 TL üstü olacak bunun gideceği yer. Çünkü sene içinde 15 TL üstüne gitme nedeni şu olacak. Önümüzdeki sene enflasyon yüksek olacağı için arkadaşlar çok yüksek miktarda değerleme kârı yazacağı için bu Simpaş onun beklentisiyle sene içinde alımlar 15 liranın üstünü çıkaracak hisseyi. Anladık değil mi olayı? Yani büyük yatırımcı olaya böyle bakıyor. Bakacak ki bunun mal varlığı çok, seneye de çok büyük enflasyondan dolayı değerleme karları işte bu sene gibi olacak. Bakın bu sene ne oldu? Değerlemeler, öz kaynaklara bakalım. Bakın bir sene önce 4 milyardan 11,4 milyara çıktı. Gördünüz mü değerlemeler? Yani katladı. Seneye de ben diyorum ki 11,4'ten 20 açıklasın diyor. 20 açıkladığı noktada adam bunu açıklamadan 3 ay önce görüp bu hisseyi nereden alıpsa 3'ten mi 5'ten mi alıp 15'in üstüne atacak. İşte biz orada elveda diyeceğiz arkadaşlar. Anladık mı? 7, 8 kat, 10 kat kazandıktan sonra elveda diyeceğiz. Tamam mı? Efendim 2,13'ten mi alınır? 2,05'ten mi? 2, bilmem bilmem ne carttan mı curttan mı? Arkadaşım ben sana burada matematiksel olarak hesabını yaptım. Ne yaptım ben sana? Dedim ki kardeş sen ilk başta maksimum alacaksın alabildiğin kadar bekleyeceksin. İlk başta düşükten alacaksın. Düşükten alıyor mu? Aldın. Yani burada 2'den almışsın, 2,20'den, 2,30'dan, 2,40'tan almışsın hiç önemli değil. Bu hisse 15'in üstüne gidecek mi? Gidecek. Ya sen bunu 8'den 9'dan aldıysan
O 7'ler 8'lere gelene kadar maliyetin şey yapacak. Ondan sonra o da kazanacak. 7'den alan da kazanacak. Anlatabiliyor muyum? Yani burada önemli olan şu. Profesyonelsen nereye kadar indi, o indiği yerde döndüğü noktadan kaparsın o işi. Yani en dipten kapamazsın. Zaten en dipte alan adam yüklü miktarda alıp yukarı bir kere çıkartacak. O dengeyi bozacak yani. Düşüş dengesini bozacak ya. İşte sen o düşüş dengesini bozduğunu anlayabiliyorsan profesyonelsen o noktadan maliyetlenirsin. Ondan sonra artık bu bire kadar mı düşer, 1,5'a kadar mı düşer onu bilmiyor. Ama şu anki hesaplamalarıma göre arkadaşım 0,22'yi görmüş bu 15 yıllık hisse hayatında. Bakın böyle ben size şöyle göstereyim. 15 yıllık 0,22'yi görmüş. Şuralarda 0,22'yi görmüş yani. Bakın şurada 0,22 tam şurada. Yani Ağustos 2018 Branson krizinde. Öz kaynakları tüketmiş burada. Bakın. Şöyle öz kaynağı tüketmiş yani. Şimdi bu yine görebilir mi? Şu an 0,3'te. Yine 0,22'yi görebilir mi? Şurada şu an 0,3. Görebilir. Peki 0,22 olması için hisse kaç olacak? İşte hesaplayacaksın. Yani nasıl hesaplayacaksın? 0,3 eksi 0 bölü 22 bölü 0,3 %26 mı düşmesi gerekiyor? Böyle bir şey yani. Evet arkadaşlar, yani anlatmam o ki konuyu dağıtmadan burada incelememiz gereken yere gelelim. Anladık değil mi olayı? Yani burada artık ikilere gelmiş hisse efendim daha düşer mi? Daha ne? Ya 1,66'ya kadar düşer. 1,6'ya kadar düşer. 1,6 artık 0,22 piyasa değeridir. Artık hisse bedava olmuş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani adam ya sattırıp kendi toplamak istiyor daha alttan. Bir şeyler yapmak istiyor. Biz de bir şeyler düşünüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani biz de ucuz olana ortak olmak istiyoruz. Ve olduk. Daha da ucuz oldu. Yine oluruz. Tamam mı? Akben Grup Yatırım var arkadaşlar. Bu da ciddi bir şekilde. Bu da ciddi bir şekilde gayrimenkul biriktirmiş. Zannedersem bunun da finansal borcu var. Bunun dolar açık pozisyonu yok. Bunun stoğu da yok. Bu herhalde başka bir şeyden para kazanıyor. Dolar fazlası var. Bu daha iyi yani. Dolar arttıkça bu daha iyi para kazanır. Bu da çok güzel. Beğendim. Şey olarak da çok ciddi kendisinden fazla şey almış. Finansal borçları da var. Bunun detayına bakmak lazım. Mesela ben Simpaş'a baktım. Bu finansal borçların bir kısmı dolar borcu olduğu için dolar açık pozisyonu var. Bunun finansal borçları TL galiba ama dolarla para kazanıyor. Bunu da beğeniyorum arkadaşlar. Her şeyi çok uygun. Bakın bunların 5 yıllık ortalamaları piyasa defter değeri 4 iken şu an 0,3. Bunun da 2'miş 5 yıllık ortalaması. Şu an 0,5. Güzeller arkadaşlar. Çok güzeller. Şuraya bakalım. Bunda da çok ciddi bir potansiyel var. Yani öz kaynağından daha fazla gayrimenkul biriktiriyor. Stoğu yok. Borçları var. Güzel. AKSG'ye ne olduğunu bilmiyorum. AKSG'ye bakalım hemen. Ne kadarlık bir şirket? Yani küçük mü büyük mü ona bakacağım. AKSG'ye. Yani arkadaşlar gayrimenkullerde şampiyon olanları size detaylıca açıklıyoruz. Bundan sonra artık açıklamayacağız böyle şeyleri. Bundan sonra kendimiz Akişke'ye yemiş. Ben de AKS diyorum. Bakalım kaç para kaynağı var. 13,9 milyar kaynağı var. 10 milyarlık da öz kaynağı var. Toplam kaynakları 13,9. AKSG'ye de şöyle bir daha bakalım. Alıcı gözüyle bakalım arkadaşlar. Finansal borcu olmasını biz istiyoruz. Çünkü faizler düşük oluyor. TL faizleri. Yaptığı iş çok yüksek oluyor. Yani %20 ile faiz alıyor. Emlak fiyatı %100 artıyor bir senede. Anlatabiliyor muyum yani? Onu dolayısıyla emlakını satmamak, faiz alıp giderleri faizli parayla şey yapmak daha iyi. Çünkü o faizin de ödediğin faizi de emlağı satarken vergiden düşüyorsun arkadaşlar. Öyle bir durumlar oluyor. Öz kaynak oranı %75 iyi. Evet, AKSG'ye de güzel. Bakalım. Bakın bu biraz satmış herhalde. Çünkü bakın aktif karlılık artıyorsa arkadaşlar, aktif karlılık artıyorsa satışlar vardır mutlaka. Net karlar oluşuyor orada. Bakın bunların satışları olmadığı için aktif karlılık da çok yok. Anladık mı? Aktif karlılık işte satış
toplam varlık bölü net kar olduğu için bunların aslında biz aktif karlılığı yüksek de istemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? RSHGO'ya bakalım. RSHGO'da biraz daha az şey var arkadaşlar. Öz kaynakları kadar gayrimenkul. Stok yok, iş yapmıyor. Potansiyeli de iyi demiştik. Bunda finansal borç daha az. Öz kaynak oranı yüksek. Yani suya sabuna karışmıyor ama ev de biriktirmiyor gibi. Yani daire biriktirmiyor gibi. Çünkü daha fazla borca girmemiş bu. Var olan şeylerin yani gayrimenkullerin çok az üzerine çıkmış. Yani bütün param var. Bütün paramı gayrimenkule koydum. Çok az paramla kredi çektim. Birazcık daha aldım olmuş. Bu %50'si kadar daha almış. Bakın bu buna göre. Daha çok borca girmiş. Daha yani bir de işlem de yapıyor. Var olan projeleri de devam ediyor. Yani siz bir şeye bakarken arkadaşlar bunun bir sene iki sene sonrasını bugünden göremiyorsanız yani bugünden kumar oynuyorsunuz demek. Yani borsada 600 tane şirket var. Sizin seçtiğiniz şirket çok büyük ihtimalle kötü bir şirket olur. Yani rastgele birinden duyarak bir iş yapıyorsanız böyle bir analiz yapmıyorsanız yani çok ciddi hesaplamalar gerektiriyor. Yani hem yani o şirketin yöneticileri önümüzdeki seneye hesaplaması gerekiyor. Ona göre pozisyon alması gerekiyor. Hem de senin hesaplaman gerekiyor. Hangi şirketler senin yatırım mantığına uygun ona bakman gerekiyor. Bunlar önemli. Halk GYO var. Halk GYO, Halk Bankası'nın GYO kısmı. Bunda arkadaşlar, bunda da öz kaynağının üzerinde bir gayrimenkul birikimi var. Finansal oranı az, yabancı para pozisyonu pozitif, az bir pozitifliği var. Öz kaynakları iyi. Piyasa defter değeri düşük, güzel. Cari oranları kötü. Çünkü bunun cari oranları kötü olmasının bir nedeni finansal borcu yok. Yani finansal borcu az. Onun için cari olanlarına pek dikkat etmiyor yani. Finansal borcu az. Gerektiğinde taşınmaz satıp o borcu karşılayabilir elbette çünkü. Yani finansal borcu %14. Öz kaynakları güçlü, kuvvetli. Bunun mantığını, bunda küçük bir stok var. Ondan dolayı işte finansal borç alıp o işe devam ediyor. Yani stok dedim, bunlar malzeme. Borç, finansal borç alıp da işçi çalıştırıp da işte inşaata devam ediyorsun gibi. Bu da çok iyi. Çünkü çok şey değil yani, çok yüksek bir stok tutarı değil. Var olan işi devam etti. Yani bir işin var, onu bitirme şeyinle, moduyla gidiyorsun. Bunun, yalnız şurada arkadaşlar, bunları böyle detaylıca açıklarken, şurada bunların şarp oranları var. Bu ne demek istiyorsun diye sorabilirsin. Şarp oranı şudur arkadaşım. Bu aktif yani karlılık oranının dalgalanma hızını ölçüyor. Yani senin karlılığın bir aşağı batıp bir yukarı mı zıplıyor bunu demeye çalışıyor. Yani bu stabilse bu yüksek oluyor. Stabil karlılıksa bakın burada stabil karlılık. Yani bu güvenilir bir şirket. Halk GYO güvenilir bir şirket. Karlılığı çok stabil. Mesela Reysaş'ın da stabil. Sonra AKS GY'nin stabil. Yani bu çok stabil demeyeyim de bunlar stabil değil. Bunlar çok hızlı değişen. Bazen çok karlı olabiliyor. Bazen karsız olabiliyor. İşte günün şartlarına göre. Bugünün şartları için bunların aldığı pozisyonlar benim için en uygun. Şu ikisi en uygun pozisyonda bugün için. İşte diyorum ya bugün çok büyük zararlar açıklıyor. Yani bu şirketler zarar açıklıyor. Bakın arkadaşlar, Akfen GE'ye bakın o da o zaman. Akfen GE diyelim. O da mı zarar açıklamış? Bakın bu da zarar açıklamış. Arkadaşlar bu zararlar sizi korkutmasın. İşte bu zarar açıkladığı için bir kar bir zarar açıkladığı için buradaki buradaki oran negatif oluyor. Bu sürekli stabil kar açıkladığı için bu büyük 5 oluyor. Stabil kar açıklıyor. Yani onun çalışma modeli öyle. Mesela ne Halk G'ye diyelim bakalım. Bakın bu zarar açıklamıyor. Yani küçük de olsa kar açıklıyor. Hep bir kar açıklıyor. Yani böyle şöyle bakarsak Halk G'ye diyelim. Bakın şöyle. Şu şekilde baktığımız zaman görüyorsunuz değil mi? 5 yıllıktan bakalım. Bu zarar açıklamıyor. Bakın şöyle baktığımız zaman şu yeşil şuradaki şeye odaklanın. Bakın o sürekli pozitif olduğunu göreceksiniz. 12'lerde, 15'lerde, 10'larda sürekli
Görüyor musunuz? En son daha da artmış. Demek ki bu zarar açıklamadığı için bu pozitif, sürekli kazanan bir şirket. Teknik anlamda baktığımız zaman bir yıllıktan bakalım. Çok güzel noktalarda. Ne kadar düşmüş onu da bakalım arkadaşlar. Yani ne kadar düşmüşün çok önemli değil. %54 düşmüş. Yani kemale erişmiş arkadaşlar. Şu an bu da %50'nin altında. Her şirket düşmüş. Yani borsaya satış geldiğinden dolayı bu. Ama bizim burada incelediğimiz şirketler arkadaşlar gayrimenkulün en önde gidenleri olacaktır. Yani bu incelediğimiz, yani şunlar, bunların bazıları daha önde, bazıları daha arkada olabilir ama diğer gayrimenkullere göre daha atak olanlar olacaktır arkadaşlar. Yani burada şunun negatif olması sizi üzmesin. İşte karlılık yapamıyormuş. Aktif karlılığı düşükmüş. Yani bugün düşük olur, yarın yüksek olur. Çünkü adam şurada stokluyor, bakın %146 stokluyor arkadaşlar. Yani ben size rastgele bir şey demiyorum. Bakın SNK. Tabii biz zarar açıklayınca daha büyük araştırma içine girdik. Biraz zarar yapınca o araştırmalarımızın sonucunda daha yeni şeyler öğrendik ve öğrendiğimiz şeyler, yaptığımız, attığımız adım yanlış değilmiş, onu öğrendik. Bakın şöyle SNGU'ya bastığımız zaman, bakın elde tutulan gayrimenkulleri göstereceğim size. Nerede bu? Kısa vadeli hükümler. Neydi bu ya? Duran varlıklar. İşte bak, yatırım amaçlı gayrimenkuller. 14,3 milyar TL'lik gayrimenkul var yatırım amaçlı. Satış amaçlı elde tutulanlar. Satış amaçlı elde tutulmuyor bir şey. Öyle bir varlık yok. 14,3 milyar TL'lik gayrimenkul elde tutuyor adam. Yani öz kaynağından çok daha fazla gayrimenkul elde tutuyor. Buna, yani kendi parasından daha çok tuttuğu için dolar açık pozisyonları var. Kredili borçları var. Ancak bu, şöyle düşün. Yani senin kredinin faizi %20 olarak düşün. Ancak o kazanacağın ev seneye %100 artacak. Peki %100 arttığı zaman, kazandığın zaman orada bir vergi oluştu. O vergiyi de dönüp bu sene ödedin. O ev için bu sene boyunca ödeyeceğim faize vereceksin. Anlatabiliyor muyum? Yani senin o ödediğin faiz, hani diyorlar ya, attığın taş ürküttün kurbağaya değecek mi? Yani o ödediğin faiz, yani seni çok etkileyecek mi? O önemli. Yani etkilemeyecekse o faizde borçta kalmak daha mantıklı. Yani enflasyon olacaksa önümüzdeki sene %10'luk %20'lik faizler çok önemli olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. İncelemelerimiz bu kadar. En iyi GYO'lar bu kadar. Ve önümüzdeki sene niye GYO'ların daha atak olacağını, niye diğer tarafın baskın kalamayacağını açıkladık zaten bir önceki videoda. Ve o GYO'lardan da önümüzdeki sene daha atak, daha ileri gidecek GYO'lar hangileri, buralarda açıklamaya çalıştık. Herkese iyi günler arkadaşlar.